Evet. Şimdi biz bayağı konuştuk Galatasaray bölümünü ilk roundda Uğur Karakullukçu'yla ve sen bir haftada tabii işte ekstradan izin yaptın. Senin fikirlerini alalım. Bizim ortak noktamız Galatasaray'ın ilk yarıdaki o az gol atma, yeterli oyun seviyesine çıkamama sorunlarının en büyüğü oyuncuların çok fazla topu ayağına bekleyen, yeteri kadar hareket etmeyen, yeteri kadar hızlı olmayan oyunculardan oluşan bir 11 olmasıydı. Teşhisi doğru yaptılar. Aldıkları bütün oyuncular, Onyekuru, Saraki, Jesel, Sekidika, hepsi hızlı, dinamik oyuncular. Dikey oynayabilen oyuncular, topu doğrudan kaleye götürebilen oyuncular. Sen ne düşünüyorsun bunlarla ilgili? Bir de tabii en son olarak Kolombiyalı stoper Jason Murillo. Onu da konuşacağız ama öncelikle senin bu ilk üç transferle ilgili fikrini rica edeyim. Bir de Babel'in gidişi. Galatasaray sene başında çok kaliteli ceketler aldı. Ama o ceketler, yani çok kaliteli markalardan ceketler aldı. Ama o ceketler Galatasaray'ın yapısına uymadı. Daha az kaliteli markadan kendi kalıbına, yapısına uygun ceketleri şimdi alıyor. Enzonzi, Lemina seri üçlüsü ve önlerinde Belhanda dörtlüsüyle, yani böyle bir diamond oynadığımızı düşünün. Bu orta sahayı herhangi bir Türk takımının oluşturma kabiliyeti yok. Bu kabiliyette, bu yetenekli oyuncular. Seriye oradan biraz ayırıyorum ama yani hepsinin kariyerleri çok iyi. Üst düzey oyuncular. Ama bu takım buna uymadı Galatasaray'a. Galatasaray böyle oynamayı seven bir takım değil. Onun yerine ne yaptı? İşte pas oyunu oynamak istedi. Mesela Aykut Kocaman'a ver. Kaleye şutu gol sayarlar. Bu kadar böyle bir takım versen, kaleye şut çekerlerse gol sayarlar. Adam ne çekti Şimdi, senden yemin ederim hayır ya şimdi. Ondan değil. Hayır, kaleye şut çekerlerse gol sayarım der yani bu kadar kaliteli oyuncuları. Ama çünkü o kontrol pas futboluna inanıyor Aykut Evet. Hoca. Fatih Terim ise Fatih kariyeri boyunca bununla başarılı olmadı başka oyunla. öyle bir oyuna uygun şey demiyor yani. Fatih Hoca'nın hep bir lafı vardır. Ben onu biliyorum yakından. Birlikte çalıştığımız, milli takımda birlikte çalıştığımız dönemden de biliyorum. Ya iki şeyi yapamam ben diyordu. Çalım atabilen oyuncu, yani çalım attıramam adama. Hızlandıramam. Yani hızlı değilse hızlandıramam. Çalım yeteneği yoksa atamaz. Ama adamı koştururum, işte pozisyon bilgisi geliştiririm. Vesaire vesaire. Dolayısıyla bana hızlı ve çalım atabilen adam alın. Gerisi ben de diyordu. Misal böyle Amrabat. Hızlı ve çalım atabilen oyuncu da kurbağa öpmek gibi. Yani 10 tane kurbağa öptü. Eninde sonunda bir tanesi prens çıkıyor yani. Öyle bir örneklem var ya. Şimdi Sercan Yıldırım. Amrabat. Yiğit Gökoğlan. Yok Yiğit hızlı Gökoğlan. hızlı sayıyorum şu Amrabat da hızlı an. diye aldı. Yiğit Gökoğlan. Çalım atı bilen diye. Efendim Emre Mor. Filan. Geri Rodriguez. Buruma. Filan derken Onyekuru da buldu. Yani bir tanesini de buldu. Çalım atabilen oyuncu işte dediği gibi Amrabat. Denedi olmayınca gönderiyor. Mesela Feghouli, onun çalım atabilme, kısa mesafede çalım atabilme yeteneği önemli hoca için. Şimdi hoca diyor ki ikinci yarıda, ben hocayı tanıyorsam ki bundan eminim, sağlıklı olduğunu varsayıyorum. Sol öne Onye kuruyor. Sağ öne de çalım atabilme kabiliyeti olan Feghouli. dinlenmiş Feghouli'yi koyarım. Bunlar Falcao'ya top getirirler, golü atarlar. Şimdi Galatasaray tekrar bildiği takım elbiseyi giyiyor. Bu önemli. Saracchi'nin de bu scout ekibindeki Uğur isimli arkadaşın aldığını öğrendim. Sarakya'yı herkes biliyor zaten. Doğru bir Ondan daha tespit. sonra Murillo da iyi bir stoper. Ama satın mı alacaklar? Murillo 2 senedir Türkiye'ye bir satmaya çalışıyor buradaki şeyi. Satmaya çalışıyorlar değil, şöyle. Murillo muazzam bir sıçrama yapmıştı 3 sene önce. Buradaki menajeri iyi bir menajer, onu söyleyeyim. Şöyle bak, enteresandır. İtalya'da bir oyun tarzı değişti. Ve daha farklı stoperler alınıyor. İşte Merih örneğinde, Mert Çetin örneğinde gördüğümüz gibi ve Murillo ile Juan Jesus gibi oyuncular bundan 5 sene önce Serie A'da çok gözde olan, aranan Murillo kan olan Inter'de oyuncular. oynamadı mı zaten bir ara? Evet. Bayağı güzel kariyeri var. Ya ve çok hızlı bir Evet. sıçraması var bir de. Yani 2 yıl içinde kimse bilmezken Serie Evet. A'daki bütün takımların Evet. istediği bir stopere dönüşmüştü. Farklı özellikleri var. Şöyle yalnız, şöyle. Bir risk var. Marco Murillo'dansa Murillo ile şu anda bir sakatlığından dolayı oynayamayacak olan Luyendama daha iyi ikili olur. Daha tamamlayıcı olur. Onu söyleyeyim. Marco Murillo, bak işte orada iki tane bir spor araba birden alma sorunu
net ortaya çıkabilir. Mourinho'nun liderlik özelliği daha iyi. Mourinho'nun ayağının içi daha da iyi. Ama Luyendama farklı. Luyendama tam bir böyle hava kuvvetleri komutanıydı. Yani o kadar da hava toplarında böyle çok dominant, en dominant oyuncu o değil. Yani daha Luyendama tipi oyuncu gerekse de Luyendama sağlam olsa hakikaten ideal ikili. Luyendama, Mourinho. Yalnız Marcao'da bir tabii yatırım yapıldı. Niye? Çünkü o fiyatı alındı ama bunun en az iki katına satarız diye. Şimdi Mourinho o tarz bir oyuncu değil. Hem sağ içinde yani daha tecrübeli, dengeleyici ama bakalım Marcao'nun önü kesilecek mi? Kim oynayacak? Üçüncü stoper kim? Dördüncü stoper kim? Bir de böyle sağ bek Lines gelecek mi? Artı böyle yabancı sayısı. Oraya bağlayacağım. Şimdi 16 yabancı oluyor. Bu kadar. Andone'yi de dondurabilirsin. Andone meselesi ama sakatlık durumuna göre. Luyendama'da dondurmayın sözleşmemi, döneceğim daha çok sızamadık demiş. Bak mesela bu çok önemli. O zaman Andone. Luyendama, bak Luyendama Mart'ta bile dönse sağlam. Galatasaray'ın şampiyonluk o şansı zaman, daha da artar. O zaman Seri veya şeyi de gönder. Enzozi'yi de gönderebilir. Enzozi'yi zaten göndermiyor mu? İşte alan yok ya. Nereye gönderiyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray'da bir kadro sayalım şimdi. Muslera, işte Lines, Saracchi, Murillo, Marcao, Saracchi, işte 5 yabancı oldu. Şey Lemina 6. Yok o yüzden saymıyorum. Ha, Lemina 11 sayıyorsun. Seri. Lemina yanına Seri olacağını sanmıyorum. Taylan diyorum ben. Peki Taylan. Belhanda. Onyekuru, Belhanda, Feguri, Falcao. İyi kadro. İyi kadro. Şimdi Arda bence gelecek. Efendim. Biraz önce konuştun. Nedir Emre, son gelişme? Abi bence Arda gelecek ya. Fatih Hoca'nın çünkü başkanın açıklamasının tam tersini söylemesi falan. Başkan da ben öyle demedim diyor abi. Bir öyle diyor, bir demedim. Nasıl diyor. Öyle demedim? Öyle demedim dedi ya. Ben öyle demedim diyor. O zaman kesin Arda geliyor demek bu. Bu Arda konusunda mı ben öyle demedim diyor. Evet, divanda ben öyle geliyor. Demedim diyor. Ozan geliyor. Ama öte yandan Yusuf Bey de diyor ki... Şimdi böyle Ryan Babel'in gitmesi de buna bir sanki işaret. Arda büyük abilerin devreye girdiği kesindir. Hatırlı abilerin devreye girdiği kesindir. Arda'nın bu saatten sonra ihtiyacı olan şey futbol değildir. Para değildir. Arda'nın ihtiyacı olan şey camiadır. Arda da bunu gayet iyi biliyor. 31 Ocak günü saat 18'den bitiyor transfer. 16.45'te Arda gelir abi. Veya daha büyük daha önceden transfer. Gelip maç eksiği, kondisyon eksiği yani oyunu biraz da oynamak ya, için. Yok ya ne oynayacak abi? Hiç oynamaz mı? Gelse de camianın abileri onun mutlu olması öyle mi? Ya şimdi o gazlamaları da anlıyorum ben. Şimdiki haliyle Barcelona'da da oynar. Bilmem ne. Hasan Cemal yazmış. Daha geçen gün Fatih Hoca bırak artık diyen Hasan Cemal Arda dönmeli demiş. Ya. Fatih Altaylı Arda dönmeli demiş. Şimdi o belli zaten yani. Belli o zaman. Yani o İkisi de yazdığınız hem Hasan Cemal hem Fatih Altaylı. Yani o yüzden Arda'nın geleceği kesindir. Gelmezse sürpriz olur. Ama Galatasaray'ın artık bence bir süre, bir hafta falan bir göndereceklerini konuşuruz. İşte Emre Mor'dur, Taşdemir'dir. Taşdemir'i Kayseri'ye vermişler galiba. Vesaire vesaire. Ama Galatasaray'ın iyi bir kalecisi ve çok iyi bir santraforu var sakatlanmadığı sürece. Yani kimse Falcao'nun ilk yarıdaki sakatlığını beklenildik bir şey değildi, beklenemezdi. Falcao'ya top getirirseniz cezası aslında. Orta üçlü oturursa ki benim böyle kafamdaki öldürücü bir adam yani. En iyi senaryo şu, Belhanda'ya müşteri çıkıyor. Tamam biliyorum 50 takımlar falan yani sürse diye çıkıyor en iyi senaryo, en iyimser senaryo. Çıkmaz abi. Serri... Ha çıkmıyormuş bu arada onu. Yani çıkmadığını biliyorum. Tamam peki. İki gün öncenin bilgisi. Peki. Serri ikinci yarıda bambaşka oynuyor. Son maçta olduğu gibi daha böyle hareketli oyunculara böylece daha fazla pas verebiliyor. Şimdi oyuncunun da hareket etmesi gerekiyor ki Serri'nin ara pas atsın. Bak ilk yarıda çok iyi oynamasa da Serri 2-3 tane böyle hocam ara pası var. Biri de son maçta. Hakikaten onu böyle çok az oyuncu açıp çok az oyuncu o kadar düzgün, o kadar isabetli, o kadar etkili şekilde o pasları atabilir. Şimdi oraya da işte Taylan gelirse Belhanda yerine yani Taylan, Serri, Lemina üçlüsü bence Galatasaray'da dengeyi kuracağını düşünüyorum. Daha iyi bir 4-3-3 olacağını, daha hızlı. 4-3-3 oynar sinyallerini 4-1-4-1 oynar veya 4-3-2-4-2-3'e tamam. Yakın bir şey oynar. 4-3-3'le işte defansif orta saha Lemina. Ben Serri'nin çok oynayacağını düşünmüyorum. Çok öyle faydalı mi? Olacağını da düşünmüyorum. Peki Serri mi Belhanda mı ilk yarı performansı olarak? Bence Serri İkisi yine de en iyisi olmasa İkisi da. Yani en aynen. İyi performansı olmasa da yine Belhanda'dan daha iyiydi Serri ilk yarıda. Son maçta da oynattı hoca. Bir bence tane kafadan maçta silmemiş. Yani. Bir tane oynamıyor. Kafadan silmemiş hoca demek ki Serri'yi. Bazı yeteneklerine çok güveniyor, bekliyor, daha fazlasını bekliyor. Abi şimdi sen olsan, sene sonu gidecek adama güvenir misin abi? Hangisi sene sonu gidecek olan? Serri mi? Evet. Kiralık olduğu için. Ya birkaç tane böyle oyuncu var yani. Bu oyuncu sayısını azaltacaktır hoca. Peki. Şimdi bunlar Onyekuru gibi değil abi. Onyekuru Galatasaraylı bir çocuk olmuş artık. Yo Onyekuru bayağı seviyor. Saracchi bir buçuk yıl burada. Evet. O kiralık sayılmaz. Yalnız o fena bir fikir değil ha bir buçuk yıl. Öyle 6 ay değil. Ha, yani bir buçuk yıl tamam artık buradasın demek o.
Zaten Galatasaray'a bir yerden para gelse hakikaten işte Onyekuru'ya kaç istiyorlar? 7 mi istiyorlar? 8 mi istiyorlar? Onyekuru der ki 2 milyon da benden verin. 6'sını siz verin. Yani çocuk alın beni yeter ki. Evet. Evet. Bayağı yani uzun süredir böyle bir oyuncunun Türkiye'ye gelip. Evet. Yalnız Galatasaray'ın işte ikinci bir santrafor ihtiyacı var. Andone döner mi dönmez mi bilmiyorum. Cagney'in dönmesini istemediklerini okudum. Gazetelerden okuduğumu söylüyorum. Sen Cagney'in mesela Kasımpaşa'ya dönmesini ister misin? İsterim. Kasımpaşalı olarak isterim. Kasımpaşa olsa isterim yani, Kasımpaşa olsam. O zaman isterim. Çünkü bence Cagney Trezeguet'den daha etkili bir futbolcuydu Kasımpaşa'dayken. Yok ya, Trezeguet bayağı iyiydi ya. Yok, Kasımpaşa'dayken Trezeguet'den daha etkiliydi. Daha etkiliydi. Yok yok, Trezeguet daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Trezeguet bayağı Cagney'in iyiydi ya. Bir kere böyle Trezeguet'in... Trezeguet daha iyi futbolcu zaten. Ya, daha iyi futbolcu. Ama Cagney daha katkı sağladı. Sağ içindeki yani böyle sorumluluk devamlılık açısından da Trezeguet bayağı iyiydi. Abi Cagney değişik bir arkadaşımız canım, o bir gerçek yani. Biraz tuhaf bir insanı yani. Çok tuhaf bir insan ya. Allah da onu yaratmış, ne yapalım yani. Kardeşim Allah bizi de bayağı tuhaf yaratmış ama bu tuhaflıklarımızı biraz olsun düzeltmek, perdahlamak, gelişmek, olgunlaşmak için biz de hayatta bir şeyler yapıyoruz. Allah'ın verdiği akıl için böyle bir bahane olamaz. Maske takma diyor Mustafa Denizli. Gol sevincinde bir daha takma oğlum diyor. Yine takıyor, kart cezası duruma düşüyor abi. Şimdi bunu bana hiçbir şey açıklayamazsın. Değişik bir insan işte. Değişik bir insan, ne diyelim abi. Değişik şekil diyorsun yani. Değil mi? Öylesini gördün mü? Daha böyle Şafak Sezer'in filminde vardı, ne diyorsunuz lan, değişiklerdi. Hadi kapatalım.